Evet, böyle kıylu kar ile uğraşanlar, meşgul olanlar, bir şey bildiğini zannedenler. Allah böyle istiyor. Allah öyle istemiyor. Allah seni istiyor, seni. Allah'ın sana ihtiyacı mı var? Yok insanlara yardım edeyim. Yok insanları hidayete erdireyim. Yok insanlar beni dinlesin. Sen kimsin? Sen nesin? Allah seni kendisi için yaratmış. Onu tanıyasın diye, onu bilesin diye, ona av dolasın, ona aşık olasın, onu bulasın diye. Eğer onu bulmayacaksan, onunla muhatap olmayacaksan, o seninle muhatap olmayacaksa, niye abdiyet istiyor? Niye aşık ol diyor? Ben aşıkımı göremezsem nasıl aşıklıktır? O nasıl bir şeydir yani? Bu nasıl düşünülebilir? Ama sen abdiyetin içini boşaltıp onun içine ibadetleri koymaya çalışırsan, ameli koymaya çalışırsan, amel var, iman yok, boş. Aşk yok, muhabbet yok, böyle abd olur mu? Aşksız, sevgisiz, aşık. Böyle bir şey var mıdır? Evet. Rabbimiz bizi kendine davet ediyor. Vuslata davet ediyor. Vuslata. Kavuşmaya davet ediyor. Onun için Resulullah Efendimiz buyurdu ki, ölmeden evvel ölüm. Evet, ölmezsen kavuşamazsın. Canını feda etmezsen kavuşamazsın. Ölmeden evvel öl. Bir de üç sefer tekrar ediyor. İfnun, ifnun, ifnun. Evet. Bir daha üç sefer tekrar ediyor. İbkun, ibkun, ibkun. Fena bul, fena bul, fena bul. Sonra beka bul, beka bul, beka bul. Üç sefer. Nefsini fena etmen lazım. Varlığını fena etmen lazım. Allah'ın sana nefettiği ruhu da sahibine teslim edip yok olman lazım yani. Olursa ne olur? Bütün varlığın Allah ile beka bulur. Allah ile baki olursun. Allah veliyi tarif ederken ne buyurdu? Benim velilerime hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar dedi. Niye korksun? Kendisine ait bir şey yok ki korksun. Hepsini sahibine, Rabbine teslim etmiş. Niye korksun? Niye mahzun olsun? Onun Rabbi var. O zaten onun muamelesini beğenmiş. Muamelesini sevmiş. Nasıl muamele ederse etsin, o mahzun olmaz. O Rabbini tanımış. Onun Erhamer Rahim'in olduğunu tanımış. Onun Vedud olduğunu tanımış. Onun güzelliğini müşahede etmiş. Aynı zamanda kendisine nasıl bir güzellik verdiğini müşahede etmiş. Ona şahit olmuş. Evet, gölgeden bu Allah'ın oyun ve eğlence dediği yerden kurtulmuş o. Bütün derdi, bütün feryadı Rabbidir. Onunla olmaktır. Onu kendisinden razı etmektir. Onun için bir şey yapmaktır. Daha doğrusu. Bir kul olarak, bir beşer olarak onun için bir şey yapmaktır. Bir şey yapınca Allah'ın mülkünden bir şey artıyor mu? Haşa. Evet, kendi aşıklığını ispatlamaya çalışıyor. Abdiyetliğini, kulluğunu ispatlamaya çalışıyor. Ben senin kulunum diyor. Ben seni seviyorum. Evet, dünya, bütün kainat,
Allah'ın sonsuz kudretiyle vardır. Ve hepimiz o kudretin içindeyiz. Allah Samet'tir dedi. Kul huvallahu ehad. De ki Allah tektir. Allahu Semet. Allah Samet'tir. Samet boşluk kabul etmeyen demektir. Her yerde hazır ve nazır bu demektir zaten. Boşluk kabul etmeyen. Peki boşluk yoksa biz neredeyiz? Şu anda biz neredeyiz? Allah boşluk kabul etmiyorsa Samet'se. Biz neredeyiz? Ya da Allah bizi nerede yaratmış? Yarattığı yer neresidir? Biz neredeyiz? Samet boşluk kabul etmiyor. Hiç boşluk yok diyor. Bu soruya cevap, Allah Samet ismiyle sana tecelli edip bu ismi sana gösterirse ancak bunu anlarsın. Neredesin? Herkes nerededir? Nerede ne yapıyoruz? Ancak o zaman anlarsın. Yani o kendini sana tanıtmadan onu tanıyamazsın. Kendini tanıyamazsın. Daha nerede olduğunu bilmiyorsun. Evet, zahiri bir bakışla bakıyor. Evet, dünyada kendini görüyorsun. Bir şeyler görüyorsun. Ama işin bir de hakikati vardır. Onun için Resulullah Efendimiz duasında, hem de her duasında, Ya Rabbi, eşyanın hakikatini bana olduğu gibi göster. Her şeyi olduğu gibi görmek istiyorum. Senin yarattığın gibi. Göründüğü gibi de, olduğu gibi. Görüneni görüyoruz. Bir de olduğu gibi varmış. Evet. Allah göklerin ve yerlerin nurudur. Yerin ve göklerin nurudur. Bu Allah'ın nur ismidir. Eğer bu tecelli mesela açılsa bir kula, genel olarak öncelikle bu perde açılır. Bütün kainatı, kendini dahil, bütün varlığı nur olarak görür. Hiçbir şey yok. Bir tek sadece Allah'ın nuru var. O nurun içinde varlıklar bir gölge mesabesinde duruyor. Ama içi dışı nur. Başka bir şey yok. Ama orada hükmeden Allah'tır. Evet, ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Ya Rabbi hayretimi arttır. Hayret. Seni hayretten hayrete düşürür orada. Hakikati sana göstererek seni hayretten hayrete düşürür. Evet, Resulullah Efendimiz de Ya Rabbi başka bir perde aç, hayretimi arttır diyor. Evet, hayret etmek demek aslında hayran olmak demektir. Evet, bir avuç toprağa bulandık. Nasıl bulandıksa, nasıl çamur olduksa, evet, unuttuk, her şeyi unutmuşuz. Evet, bir avuç toprağa tenezzül etmiş, minnet etmişiz.